Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 oynayacağız. Sizde yanında yine Muzaffer var. Yine merhaba derken. Arkadaşlar. Şimdi PES 2021 çok zor bir oyun. Ben 2 senedir oynuyorum. Yani daha doğrusu 2 sezondur oynuyorum Perugia takımıyla. Kendi orijinal kadrosuyla açtım. Biliyorsunuz PES'te bir normal kadroyu da açabiliyorsunuz. Bir de Master League kadrosuyla açabiliyorsunuz. Ben normal kadroyu açmayı tercih ettim. Çok zor bir oyun. Çok zor bir oyun. Şimdi bir maç yapacağım. Sonra Muza bir maç yapacak. Bunu değerlendireceğiz. Bunun hakkında konuşacağız. Hangi zorlukta oynadığımı da göstereyim size. Gerçekten çok zor bir oyun. Şöyle genel ayarlara girdiğimde transfer sıklığı yüksek, görüşme zorluğu zor, başlangıç bütçesi en küçük ve maç düzeyi, yani zeka düzeyi efsaneyi seçtim. Şimdi maça başlıyorum. Ben Muzaffer, senin söyleyeceğin bir şeyler var mı bununla alakalı? Benim söyleyeceğim şu an hiçbir şey yok. Maçta yorum yapacağım. Sen de herhalde 2 senedir çıkamıyorsun değil ben mi? Ben de 2 senedir evet çıkamıyorum. Yani genelde şey olur, FIFA ve PES serileri hani bir sezon çıkamazsınız ama ikinci sezon mutlaka çıkarsanız. Açık söyleyeyim, ben bu sezon da ümitli değilim. Bu oyun çok farklı. Çok farklı. Evet abi, ben evet, maça geçelim. Şurada senin söylediğin bir taktik var. Neydi o? Geliş bir şeyler var. Bak ama. Tamam, her şey evet, ayarlı. Tamam. Şu an her şey ayarlı. Şimdi şunu kısaca bahset istiyorsan Muzo, ben de söyleyeyim. Sen söyle istiyorsan. Hücum bir tiki taka, yani verkaçla pas yapıp orta alandan hücum yapmanızı sağlıyor. Sahte 9 numaralı forvetinizi, mesela forvetiniz orta sahanın yuvarlağına geri gelip orta saha oyuncularından pas istiyor. Diğer oyuncular da tabii ileriye hücum yapıyor. Geri kanatta mesela sağ bek ve sol bek'in yetersiz olduğu yerlerde kanat oyuncuları onlara yardım ediyor. Aslında bizim burada geri kanat yapmamız çok mantıklı. Peki bu hangi taktiği kullanmamız gerekiyor? Sen burada sol açık ve sağ açığın yok. Biz ya, niye böyle yaptık? Yani var da yok derken kötü anlamında mı topçular? Yani, hayır, topçular kötü değil. Sol açık ve sağ açım yok. Bence biz burada şey yapalım. Ha, anladım. Sıkı markaj yapalım. Bence. Sıkı markaj derin de yapalım. Tamam, sıkı markaj yapalım sıkı arkadaşlar. Sıkı markaj yapalım ben. Oldu? Pardon. Yok. Sıkı markaj. Biz geç. Onu bilmiyoruz. bunu geç abi. Bir derin dakika. Defans. Bence ceza sahasına hücum yapalım. Ya iyice defans da şey yapalım diyorsun evet, sen. Evet, bir defansız. Tamam, ya, yapalım. Top abi. Onlardayken tabii bu olay. Zaten diğer taktiğimiz de derin defans. Aynen. Burada 4 tane taktiğimiz var. İkisi hücum, ikisi defans. Bunlardan biri tiki taka, diğeri sahte 9 numara, diğeri ceza sahasına hücum, diğeri ise derin defans. Takımımız her anlamda uygun anlarda bunları uygulayacak değil mi Muzaffer? Evet. Tamam. Peki şimdi maça başlıyoruz. Rakip takım da aşağı yukarı bizim dengimiz bir takım gibi görünse de aslında bilgisayarın yapay zekası çok çok üst seviyede, bunu oynayanlar bilecek. Belki maçta da bunu siz göreceksiniz. Venezia. Ya abi şov almıyor bizim adamda. Biraz yavaş ilerlesen. Dikkat. Kalecimiz çok iyi. Gol demek istemiyoruz. Dikkat. Venezia iyi başladı. Evet. Şu an savunmadayız. İlk dakikadan gol yemesen iyi olur bence. Abi bu ne böyle? Çok iyi top kapıyorum. Evet. Bu arada Iniesta var bizde. Evet. onu anlatayım ben. Şeyden çıktı. PES'te emekli olan futbolcular bir daha çıkıyor 17 yaşında ve herhangi bir random takımın altyapısından çıkıyor. Bilginiz olsun. Zaten bilenler biliyordu. Bilmeyenler öğrenmiş oldu. Evet. Bu arada bu oyunun dribbling sistemini Iniesta yardımcı olmuş yapmalarında Konami'ye. Iniesta'nın bir videosu vardı. İzledim ben. Bayağı bir yapımcılara yardımcı olmuş. Onda bir söylemeden geçmek istemedim. Evet, şimdi Iniesta aldı topu, verdi Gomez'e. Gomez attı pasını. Perez, Arjantinli futbolcu Pavlieti'ye verdi. Pavlieti kaçan arkadaşlara baktı. Gomez'e mükemmel bir pas ama olmadı. Adamlar çok iyi kapanıyor. Evet. Yani yapay zeka gerçekten çok üst düzeyde bu oyunda. Konami bu konuda gerçekten kendini aşmış diyebilirim. Şeyler de çok zor, transfer yapması. Hani her adamı tabii rahatlıkla alamıyorsunuz. Her adamı rahatlıkla alamıyoruz. Aman. Dikkat. Gol yedik. Tapta oynuyormuşsun. Daha zoru bence.
Belki de daha zor, evet. Ben şey oynamıştım, MyClub şeyde oynamıştım. 2013, PES 2013'te Onu oynamıştım. ben de oynamıştım geldi beraber bir şeyler ya. Biz çünkü oyunu şey, pardon, 2013 değil, 2012. 2012 2011 ya da lisans. 2012'de. 3 kişi lisanslı aldık biz oyunu. 3 arkadaş. Oynamıştık baya ama hani bu kadar zor değildi abi o. Lisanslı olabiliyor. Bak çok riskli bir pozisyon Evet, şu an. çok güzel kapattım şu an. Değil mi? Evet. Evet, ilk yarı İlk yarı seçildi. bitti. Yusuf Hacat gol etkisi var. Şimdi maçla ilgili yorum yok. Bir dakika yap bakalım, ben sıçtım. Biraz daha paslı Ya paslı oynuyorum da. yani, daha çok böyle oyunu açabilsen aslında, hani rakibi oynatmasan daha iyi olur bence. Anladım. Evet, tekrar başladık şimdi. Sol kanattan. Efsanevi zorluk da çok zor bir seviye ama çok şık Kalecimiz çok iyi bir kalemiz çok kaleci. iyi. 21'i bir tık beğendim ama Ay gol yedik sandım lan ben de öyle ağzınız. zannettim. Çok iyi Çok lan güzel, Doğa. çok güzel. Bekle, bekle. Çok iyi attın. Hadi. Vur. Ah. Gaza geldik arkadaşlar. Bir tane şutumuz var. Onunla gaza geldik. Aa çok iyi. Vur kafayı. Yapma ya. O kadar güzel olacaktı ki o Evet, pası. evet. Çok iyi. Olsun, olsun. Tekrar. Git, 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 git. Çok güzel, çok güzel. Iniesta. Bu gol, Iniesta. bu gol, bu gol. Gol. Iniesta. Bu gol. Gördüğünüz gibi çok zorun. Iniesta'yla. Iniesta'yla işte şimdi Iniesta'nın ben şeyini göstereyim size, rankingini göstereyim ama ben bu golü izlemek istiyorum derken kendim mi geçtim golü ki Allah belamı vermesin diye. Bu arada yağmur başladı. Ya bu arada kar mı yağmur Kar mu? başladı galiba. Onu da çok güzel bakın Andres Iniesta Şimdi bu oyunun 75. 2020'de gelen bir özelliği, 75 baya. 2021 oyunu. Tamam, 2020'de gelen bir özelliğinden bahsedeceğim. He tamam. Yani 2020 ile 2021 Tamam. biraz aynı ya. Ha evet pardon. Sezon update. Evet. 2020'de gelen bir özelliği, dinamik hava koşulları var arkadaşlar. Ben başlıyorum hocam. Tamam, sen başla, sen hani devam. Mesela belirli anlarda yağmur ya da kar yağabiliyor ve bu oyunun zemininde etki yaratabiliyor. Burada Yavaşlama anlamında mı? yani evet, birazdan, bu arada bu kar sanırım. Kar abi. Yağıyor şu Kar. an. Ben ilk kez tanıdım. Ya, önceden yağmurun başladığını gördüm ama kar Yağmurun, ben başladığını de karın görmemiştim. başladığını ilk defa Evet, bir görüyorum. ilke tanık oluyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli ya. Bir de şey var, dinamik zaman var. Yani. Akşamüstü başlayan maçlar, ikinci yarı mesela gece oluyor. Tamam, Türkçe konuştum mu anladım. Dediğim zaman ya. Hani havalı ismini söylemeyince Dinamik anladım. havada işte kar yağabiliyor, yağmur yağabiliyor. Ya da hiç bir şey yağmıyor. Oy çok keyifli bir oyun ya. Acayip keyifli. Yönün değiştirme oluyor. Şu anda çok tehlikeli yakaladılar beni. Çok tehlikeli yakalar. Of. İçerisi bomboş. Ah. Yapma ya. Kalecinin de bir hatası. Birazcık orada tutabildiyse. Eleven Onu da vardı. oynadığım dönemlerde Ben vardı diyebilirim. PlayStation'da oynadığım için. Bu arada çok kötü pozisyonlar vermeye başladık. Pavliyeti yırttı kendini orada. Olmadı. Şimdi muz oynayacak. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra muzulun maçına geleceğiz. Ekleyin arkadaşlar. Evet abi şimdi Muzo başlayacak oyuna. Muzo çok şanssız. Bologna birincilik takımı bilmiyorum ona geldi. Denk Bu geldi. birincilik takımı. Birincilik niye birincilikte oynuyor? Çünkü kupa maçı. Evet şimdi antren şeye girdi, sahaya girdi. Top Muzo'da. Şimdi arkadaşlar, burada Gomez'i görüyorsunuz. Gomez kırmızı. Bu demektir ki yani form düşüklüğü var Gomez'in. Ben Gomez'in yerine Diogo Lopez'i oyuna alacağım. Bir de burada benzer yorgun. Bunu da görüyorsunuz. Benzer'i çıkartıp McDonald'ı. McDowell. Pardon, McDonald dedim. Olsun. McDonald's tam buradan selamlar. Onun dışında sıkıntılı bir futbolcu yok sanırım. Şimdi peki mesela bak, Gomez oynasam ne olur? Kötü mü oynardı? Gomez
kötü oynayabilir. Yani kritik şeyler olabilir. Risk almak istemedim. Risk almak istemedim. Evet, şimdi maça başlayalım yavaştan. Şu an bir maç izlermiş gibi, gerçek bir maç izlermiş gibi izleyebilirsiniz. Başlayalım. Ben arada yorum yapacağım. Tamam. Ama beni konuşturma. Yok, tamam. Ama seni konuşturmayacağım. Tamam. Seni konuşturmayacağım, söz veriyorum. Söz veriyorum, seni konuşturmayacağız. Diego Lopez aldık bakalım. Aa bak, bu da kötü oldu. Hemen bir pasta adamı şey yaptı. Pas atamadı. Ooo, hocası kırmızı. Düşürüldüm ama avantaj. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ya şu anda iyi. McDowell bak. Kötü. Aa ne oldu lan? Hoca kırdı. O benim hatam. Kırmızı. Bir çalınmalım derdim. Ben kel gibi gördüm lan. Saçları sağır. Bu aslında faul yok burada. Bence de yok abi hiç. Burada senin şike yaptığın çok. Ben şike yaptım. Hakemi satın aldım. O çok iyi. Bu bayağı sallı. Maçı izlemiyorlar abi. Şimdi ortaya revol olabilir mi? Şimdi orada? Bak burada duran top şeyleri var. Kaleye vurur musun burada? Bir dakika. Kaleye vur lan. Yok. Vura. Yani buradan ne olur ki kaleye vursan? Vur oğlum. Sanmıyorum. Abi. Hani birazcık daha şiddetli vursan. Hani, o günün bir tane şeyi vardı. Frikikler orta saatler. O golü mü? Milli maçta o günün bir golü vardı. Santander. Çok denk bir maç gerçekleşiyor. Acaba Bologna savunma tarzı mı oynuyor? Savunmaya yönelik mi oynuyor? Bu kim lan? Orsolini. Orsolini mükemmel mücadele etti. Dur ben tebrik ediyorum. Transfer listesini alıyoruz Orsolini. Kontrollü oynuyor. Ben biraz rahat oynuyorum şu an. Evet. Gol atamadık ama... Vuramam. Her an gol yiyebiliriz dedim yedik. Yok, Bologna şey maçı oluyor. Öyle mi oluyor? Aha. Oha! Perde dedim. Hani çok güzel yumurdu da o kadar yapıldı zaten. Yumurdu bıraktı. Vay! Siktir ya! Olsa yok mu acı? Maradona yerine Romario gider diye düşünüyorum ben. Heh, yenildik. Sonlara doğru bayağı saçmalık. Neyse, önümüzdeki maça bakacağız. Biz zaten bu maçtan sonra da Star TV'de Yaprak Düşerse adınızı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Artık maç bittikten sonra ümidi kalmaz ya da bu şekilde yayın reklamını yapar. Sayın arkadaşlar, sayın seyirciler, ikinci maçtayız. Oyun planına geliyoruz. Şimdi burada kimi değiştirsem ben... Artık Benzer'ı alabilirsin. Yani. Evet, Benzer'ın günahını alan Muzaffer, onu yedek bırakan ve McDowell diye bir dallamayı alan o takımı şeyi düşüyor lan. 75 neyse. Aldık. Şimdi Gomez'i alabilirsin. Çünkü neden? İşte takıma operasyon yapmış. Bak, mesela. Neden? Takıma operasyon yapmış. Gomez'i al. Yanlış adamı aldın. Gomez'i almadın mı? Kimi aldın? Gonzalez'i aldım. Olsun, o da Gomez gibi ama Gomez'i aldın biz. Gomez al abi. Evet. Neden biliyor musun? Bas yine şeye. Dur bir dakika. Form durumlarına bas. Nasıl yani? Ha. Ooo, hayatta oynayamam bu kamerada. Benim beynim var. Bu. Benzer kendisine operasyon yapıldı. Ama bu maça saklamak bence daha iyi oldu. Evet, bu laflar değil mi? Bu oyun yaptı. Bu gol olabilir yalnız. Gol olabilir bu. Ben böyle kaç tane gol yedim sen biliyor musun? Değil mi? Tamam. Saçlar falan biraz kendi, az. Evet, nasıl bir as, nasıl bir Iniesta'yısı var? Yapma, yapma. Abi böyle bir gol yemeyelim ya. Gözünüzü seveyim ya. Oo, çok. 2 kere bitti. 2 kere bitti. 0-0. Sonra da bir gol. Sonra da bir üst turdayız. Çünkü biz Bologna'yı geçersek kupayı alacağımıza inanıyoruz. Mal gibi. Oğlum Bologna. Tek sorun Bologna. Penaltıları kalıp. Takdir ettim yani. Şimdi Perez. Verdi pası. Oraja. Ölü bomboş. Basan yok. Oraja gitti. Oraja.
Ah! Vallahi vuracaktı ha. Adam da ne bileyim nasıl? Oho! Aman tanrım. Ya çok iyi oynuyor Reci. Yine Bologna ha. Perugia... Döndürme, döndürme, vurdurma. Bu da benim şansım, bu da benim şansım. İkinci, challenge falan koyun. Evet, olmadı. 0-0. Çok çok dengeli oynadı Bologna. Çok kontrollü oynadı. Evet, şimdiki rakip Stella. Stella da ligin en dandirik siktir boktan takımlarından biri. Perugia'dan bu maçta galibiyet bekliyoruz. Bu evet, ağır yükü Muzo'nun omuzlarına yükledikten sonra bu cümle ardından çok ayar yapmadın. Ümidin kalmadı herhalde. Yaptım. Yaptım abi. Yaptım abi. Sen tamam. Gelmedin. Evet evet tamam. Evet. Perugia maça başladı. Perugia kupada elendi. 1-0'da 0-0 skorun ardından Bruyongar topu aldı. Bruyongar pasaklaşı benzer abi. Ben beraberlik diyorum. Ne düşünüyorsun? Beraber. Oha gidiyor lan çocuk. Ulan gol atacak lan. As siktir bu. Evet. Alabilir miyiz sence? Yok ben yine beraberlik diyorum. O bir tane ara pas. O bir, oluyor öyle arada tamam mı? Hani benzer. Sağ kanattan atak mı yapmak istiyorsunuz? Yaptığınız ortaların savunmanın kafasını mı çarpmasını istiyorsunuz? O zaman ben... Evet, o zaman benzer olur. Aynen. Iniesta. Leleo. Çok iyi be. Abi çok iyi geçersen penaltı be. Abi geçemedim. Adam kapı savunmada. Hayır. Çok tehlikeli pozisyon. Kaleci kaçtı. Gol oldu diyelim ve gol geldi. İşte. Gol geldi. Kitel'den attı. Kitel'den antrenör bizi satın alamazsınız dedi. İşte Pancho gol attı. Şaka gibi var. Şaka gibi. 3 tane futbolcu topa bakıyor. Geldi isyan etme. Panisio. Panisio gol attı. Top sende. Abi. Geldi. Bak gölge yarıya geldi gördün mü? Ha dinamik dediğin dinamik time. Dinamik time işte bu. Orta halli bir takımla Master League açın. Aha çekme be. Ya uff. Pasa bastım ben pres yaparken. Bak kapat videoyu biz dedi bunları da yayınlamıyorum ben. Ne söyle? Oha çok iyi pas attın. Çok iyi, çok iyi. Bak bu gol olsaydı mi? Şey mi? Magnalı Sabek'i sonradan mı sokuyor önüne? Şut avuza. Bakın açın onu abi. Ayın Rey'e 10 tane frik atıyor 9 gol. Bir direkte. Adamlar çok organize. Çok iyi. Kaç. Yok baba yok yani. Pavarotti geçemedi abi. Pavarotti. Pavarotti. Pavliyeti. Evet maçta evet yenildik olsun. Biz zaten bunu şey diye çektik. Hani böyle oynamayın. Böyle maç yaptık diye çektik. Evet. Teşekkür ederiz. Böyle oynamayın. Daha güzel oynayın diye. Şaka bir tarafa oyun gerçekten çok zor arkadaşlar. Çok çok zor. Paslara bakamadık. Ben çıkıyorum artık. Kapatıyorum. Video sonlandırıldı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.